egedesonses.com. Değerli dinleyiciler, sayın izleyiciler, programımıza hoş geldiniz. Bugün değişik ve özel bir programla karşınızdayız. egedesonses.com'da Ramazan ayındayız. Malum 11 ayın sultanı Ramazan ayı dediğimiz mübarek Ramazan ayındayız. Ramazan ayını idrak ediyoruz. Bu kez programımıza Bergama ilçe müftüsünü konuk edelim dedik değerli dinleyiciler. Bergama ilçe müftüsü Sayın Hayrullah Yavuz. Değil mi efendim? Doğru evet, söyledim. Evet. Sayın Yavuz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? Elhamdülillah iyiyiz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Değerli izleyiciler, bu programda hocamız da Sayın Bergama İlçe Müftüsü ile röportaj niteliğinde bir program yapacağız. Böyle camilerde ola gelen vaaz niteliğinde değil, merak ettiklerimizi soracağız, öğreneceğiz. 1400 yılı aşkındır değil mi hocam İslamiyet geleli? Evet, 1400 küsur. Ama hala neler orucu bozar öğrenemedik. Televizyonlarda işte hep aynı sorular, internette, sosyal medyada. Bu neden bu sorular gündeme gelir hep her Ramazan'ın başlangıcında? Sonra iftar çadırları, iftar yemekleri nasıl olmalıdır? Gösteriş riya diye bir şey var. Benim özellikle bu konularda çok merak ettiğim hususlar var. Ne şekilde yapılırsa Allah'ın rızası kazanılır, böyle söyleyeyim. Ne şekilde yapılırsa sevap olur. Ne şekilde yapılırsa bu sevap olmaktan çıkar, tamamen gösterişe girer. Benim çok merak ettiğim sorular var. Onlarla başlayalım, sonra daha da başka sorularımız var. Niye hocam böyle her Ramazan'ın başlangıcında, Ramazan gelmesine yakın süre zarfında yok şu orucu bozar mı, bu orucu bozar mı diye böyle saçma sapan sorular gündeme gelir? Neye bağlamak lazım bunları? Kasıtlı mı buluyorsunuz? Yoksa hakikaten dinini öğrenmek isteyenlerin sorduğu samimi sorular mı bunlar? Böyle iyi niyetle mi bakmak efendim, lazım? Şimdi samimi sorulara hiçbir diyeceğimiz yok. Samimi sorulduğu zaman zaten onda dinimizin vereceği mutlaka bir cevap vardır. Biz din görevlileri olarak, diyanet mensupları olarak onlara gereken cevabı veriyoruz. Ama sosyal medyada özellikle bazen konuları magazinleştirmek isteyenler olabiliyor. Belki reyting uğruna bazı şeyler, işte örneğin sakız orucu bozar mı vesaire gibi. Bunlar yani bazen da iyi niyetten uzak diye düşünüyorum ben. Bunlar magazinleştirilmemeli. Din konusu özellikle bu tür düşüncelerden uzak tutulmalı. Hassas konular. Bir dönemde şeyi vardı. Yaşar Öztürk en sonunda çıkmıştı, cevap vermişti Ali Kırca'nın programında. Efendim işte iftar saatinde iftar şeyi cinsel ilişkiyle açmak caiz midir, değil midir bunlar, gibi böyle hoş olmayan şeyler. Çünkü ibadetin ruhuyla da bağdaşmıyor. Oruç bir ibadettir. O ibadetin ruhuna uygun olmayan şeyleri toplumumuzun karşısına getirmek, önüne getirmek toplum tarafından da tepkiyle karşılanıyor aslında. Dolayısıyla bunlar hoş değil. Bunları yani çok kafasına takılan özel sorular olanlar yani özel sorsunlar. Magazinleştirilmesi. İslamiyet'in kurallarını biraz böyle tiye almak isteyenlerce biraz piyasaya sürülen şeyler de evet, değil mi maalesef aslında biraz? Bir kısmı iyi niyetten uzak. Yani iyi niyetli değil. Biz şimdi özellikle Ramazan'ın başladığı günlerde halkımıza şunu söylüyoruz. Oruçla ilgili olsun, ibadetlerle ilgili olsun, dinimizle ilgili soruları ilçemizde ilçe müftüsü var. İllerimizde il müftülerimiz var. Diyanetin alo fetva hattı var. En sağlıklı bilgileri siz buralardan alabilirsiniz şeklinde, hatta biz müftülüğümüzün telefon numaralarını da veriyoruz halkımıza. Yani ben biraz önce gelmeden önce ta Almanya'dan arıyorlar bizi. O telefonlara çıkıp hakikaten cevap veren var mı?
Yani ben cevap veriyorum. Siz doğrudan ben cevap veriyorum. Yani size soru soruyorlar. Burada benim sorduğum gibi. Aynen. Şu öyle. Doğru mudur, yanlış mıdır? Aynen. Peki öyle. O işin gücün arasında nasıl fırsat buluyorsunuz? Buna rağmen biz hiçbir vatandaşımızın sorusunu cevapsız bırakmıyoruz. Zaman ayırıyoruz ve daha çok bizim Ramazan'da sorulara cevap verdiğimizi biz istatistik olarak çıkardık. En çok sorular bize Ramazan'da geliyor ve %80'i de bayanlardan geliyor soruların, onu da belirteyim. Bayanlar ne soruyorlar? Bayanlar daha ziyade ibadetlerle ilgili konular, sonra zekatla ilgili daha çok soruyorlar. Almanya'dan soru soran bayan izleyicimizdi. Dolayısıyla biz vatandaşlarımıza her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sağlıklı ve doğru bilgiyi almaları açısından son derece önemli. Bizim kurumumuz bu konuda deneyimlidir. Bizler bu konuda deneyim sahibiyiz. Onun için biz şöyle diyoruz. Hemen anında cevap verilecek sorular var. Bir de anında cevap verilmesi belki sıkıntı olabilecek soruları biz daha sonra telefonun almak suretiyle kişiye dönüş yapıyoruz. Çünkü fetvalarda da bir konsensüs sağlanması gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığımızda Din İşleri Yüksek Kurulu diye bir kurul var. O kurulun o konudaki yaklaşımını da bilmemiz gerekiyor. Ona uygun fetvalar, ama büyük bir çoğunluğu hemen anında cevap verilebilecek. Sizi zorlayan sorular. Bir soru ne oldu mesela şu ana kadar? Yani mesela miras konuları biraz sıkıntılı konular. Mirasla ilgili kardeşler arasındaki miras taksimini mesela biz efendim dinimizin emrine göre yapmak istiyoruz vesaire gibi konular. Tabii o gibi konularda bazen hemen anında değil de daha sonra dönüş yapıyoruz biz onlara. Nasıl cevap verilmesi gerekiyorsa o şekilde dönüşümüzü yapıyoruz. Evet. Ramazan bir karnaval ayı mıdır? Şüphesiz ki değildir, ama ona dönüştürenlerimiz de oluyor işte. Ramazan eğlenceleri, işte semazenler, şunlar, bunlar, palyaçolar, şeyler. Bu Ramazan'ın ruhuna... O Ramazan bizden bunu mu istiyor? Ya oruç tutup yoksulların halini anlamak, Allah katında ecir kazanmaya yönelik bir ibadet midir oruç, yoksa Ramazan karnavala mı dönüştürülmelidir? Karnavala dönüştürülmesi elbette ki tasvip edilmez. Yani eğlencenin de bir ölçüsü olmalı. Yani Osmanlı'nın son dönemlerinde işte özellikle iftardan sonra, iftar sahur arası ve işte iftarla işte teravih arasında özellikle gençleri, çocukları eğlendirmeye yönelik işte çeşitli eğlenceler tertip edilmiş, ama bu ileri boyutlara taşınarak karnavala asla dönüştürülmemeli. Ramazan'ın ruhuna da aykırı yani böyle bir durum. Yani Ramazan eğlenceleri adı altında ki anlayış Ramazan'a uygun değil. Ölçülü olmalı. Niye ölçülü eğlence var yani Ramazan'da? İnsanın sonrası geliyor. Yani, insanın eğlenmeye de ihtiyacı var, ama Ramazan eğlencesi ama adını da özellikle koymuşlar. Öyle, o da hoş değil. Bu belki çocuklara yönelik olabilir, ama büyüklere yönelik olmamalı. Çocukları eğlendirmek, onlara Ramazan'ı sevdirmek açısından belki şöyle bizim geleneğimizde biliyorsunuz çocuklar oruca alıştırılması için eğer yaşı daha müsait değilse anne baba onu çocuğunu sahura kaldırır. Onun orucu öğleye kadardır çocuğun orucu. Öğlen ezanı okunduğu zaman çocuklar iftar ederler. Anne babaları da ona ödül verirler. Böyle bir hüküm buna, yok ama bu alıştırmak için. Bu bizim geleneğimizde var, kültürümüzde var. Onun adı da tekne orucudur. Yani Anadolu'da öyle bir isim verilmiştir. Çocuğu alıştırmak için. Yani bu benim bahsettiğim 7-8 veya 10 yaşlarında çocuk öğleye kadar aç kalacak. İşte ona işte anne baba... Böyle bir hüküm var demek, yanlış olur. Yani hediye hazırlar. Çocuğu evet. Alıştırmak için. Birkaç sene sonra ergenlik çağına bastığı zaman, sorumluluk çağına bastığı zaman da o çocuk artık öğleye kadar alıştığı için akşama kadar da tutmaya alıştırılmış olur. Böyle bir geleneğimiz var, bizim kültürümüzde var bu. Dolayısıyla çocukları eğlendirmeye yönelik belki ölçülü olmak kaydıyla Ramazan'da bu tür şeyler yapılabilir. Ama
Bunu ileri boyutlara taşımak hiç Ramazan'ın ruhuyla uygun değil. Çünkü Ramazan aykırı. Ne ayı? İbadet ayı. İbadet ayı tabii. Daha ziyade mesela Ramazan'da biz işte iftar ederiz. İftardan sonra dinleniriz. Arkasından işte ne bileyim akşam namazını kılarız. Daha sonra camiye gideriz. Efendim toplum olarak, oruç tutan insanlar olarak, hatta tutmayanlarımızdan da. Ezan okunur okunmaz önce orucu mu açmalı, önce namazı mı kılmalı? Ezan okunur okunmaz önce oruç açılmalı. Şöyle ki Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor, orucu açmada acele edin. Yani onu geciktirmeyin. Sahuru da tehir edin, en sona bırakın diyor Peygamberimiz. Çünkü direkt namazla başlarsanız akşam ezanı okununca aklınız yemekte olabilir. Yani o doğru değil. Önce oruç açılacak ama şudur. Oruç açılacak. Efendim işte hurmayla tavsiye edilmiş veyahut da işte buna benzer zeytindir vesaireyle oruç açılacak. Ondan sonra misal bir çorba içilecek, arkasından namaz kılınacak. Bir şey yemek lazım ama. Az, evet. Az bir şey yenecek. Aklı yemekte bırakmayacak tabii, kadar bir şey yemek lazım tabii, ama. Doğru. Ondan sonra namaz, namazdan sonra yemeğe devam edecek. Yani bugün bunu sağlık açısından da düşünecek olursak hep tavsiye ediyorlar. Yani Ramazan'da özellikle oruçluyla ilgili orucun tabii getirdiği bir beden ona ne bileyim 16 saatten fazla aç kalıyor. Birdenbire yemeğe yüklenilmesinin sağlık açısından da vücuda zararlı olduğunu bugün doktorlarımız söylüyorlar. Dolayısıyla uygun olan orucu açmak, belki bir çorba, ondan sonra bir ara vermek ama çoğu zaman bu da mümkün olmuyor. Biz genellikle alışmışız hemen yemeğe devam ediyoruz. Balgır küldür yiyoruz. Evet, evet. Yani. İftar çadırları, iftar yemekleri düzenleniyor Ramazan ayı gelince. Sadece ilçemizde değil, her yerde. Evet. Benim şey dikkatimi çekiyor hocam. Şüphesiz öyle bir yasak yok ama dinen ne derece uygun değil onu merak ediyorum. Adam orada iftar yemeği verdiğini o kadar belli ediyor ki yazılar yazıyor, şeyler yapıştırıyor. İftar yemekleri veren kişi ya da kurumun böyle çok kendini belli etmesi fetva ve takva açısından ikisini birden değerlendirecek olursak ne kadar uygun? Fetvaya şimdi, uygun belki efendim, ama takvaya uygun mu? Şöyle cevap vereyim. Efendim, iftar vermek güzel bir şey. Yani oruçluya kim iftar verirse diyor, oruçluya iftar ettirirse oruçlunun sevabı kadar kişiye sevap yazılır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez buyuruyor Peygamberimiz. Bu oruçluya iftar vermenin teşvik amacıyla söylenmiş Peygamberimiz Aleyhisselam tarafından. Bu diyor bir efendim bir bardak sütle de olabilir efendim şeklinde beyanlar var. Bu Peygamberimizin çok sevap. Evet. Çok sevap. Ama bunu kaç kişi bilmeli? Ancak günümüzde biraz önce hani Ramazan eğlenceleri gibi bazı şeyler farklı boyutlara taşınmaya çalışıldı. Yani niyet çok önemli. Eğer niyette reklam varsa, niyette gösteriş varsa onun hiçbir kıymeti yok. Hatta ama adam onu yazmış diyor ki o yazıda adeta. O yazı o anlama geliyor bence. Ey millet! Şurası var ya şurası. İşte burada ben iftar yemeği veriyorum Ramazan boyunca der gibi yazı var orada. Şimdi bu hoş Türkiye'nin, değil. Türkiye'nin birçok yerinde. Hoş değil. Biz de tasvip etmiyoruz. Yani şey olarak bu reklam yapılmasını. Hatta orada iftar verenin kim olduğu dahi bilinmemesi lazım. Bu daha sevap değil mi? Elbette ki. Yani ibadetlerde esas olan Allah rızasıdır. Allah'ın rızasını gözeten kişi de hiçbir zaman ismini öne çıkarmaz. Firmasını, kurumunu öne çıkarmamalı. Sadece Allah rızasını kazanmak için insanlar ayırmadan fakir, zengin, herkes rahatlıkla gelip iftar yapsın. O güzel bir şey, sevap. Ama bunu eğer gösterişe dökerse o zaman o hoş değil. Yani dinimiz buna gösteriş için yapılan zaten ibadetler Allah katında da bir değeri yok. Buna dikkat etmek lazım. Yani Allah yaptıklarımızı görüyor mu? Görüyor. Biliyor mu? Biliyor. O halde biz eğer Allah rızası için yapıyorsak bir şeyi, bir hayırı,
Onu hiçbir Allah'ın zaman... Allah'ın bilmesi mi önemli, insanların bilmesi mi Elbette önemli? Ki Allah'ın bilmesi önemli. Yeterli. Allah her şeyi biliyor, görüyor. Evet. Kalbimizdekileri dahi okuyor Cenab-ı Allah. Dolayısıyla özellikle böyle hayırlarda, hayır hizmetlerinde esas olan gösterişten kaçınmaktır. Hani biz diyoruz ya sadaka verirken, sağ elin verdiği sadakayı sol el bilmesin. Bunu soracaktım. Bundan ne anlamalıyız? Bundan şunu anlamalıyız. Bu bir teşbihtir. Peygamberimiz çok güzel böyle teşbihler, hadisler var. Sağ elin verdiğini sol el bilmesin. Bu bir teşbihtir. Teşbihde hata aranmaz derler ya. Yani bu sadakaların, hayırların gizli yapılmasını adeta çok veciz bir şekilde dile getiren bir söz Peygamberimiz. Peygamberimiz öyle demişken biz de yazıyoruz yani, kocaman işte burada biz iftar veriyoruz. İşte bu Peygamberimizin hadisine de uygun düşmüyor. Onun için sadakaların, hayırların gizli yapılanı makbuldür. Ama farz ibadetlerde mesela bir kişi gider, mesela zekat farzdır, bu benim zekatım diyebilir. Yani onda bir sıkıntı yok. Ama nafile dediğimiz sadakalarda, hayırlarda... Namazda mesela. Yani şu vakit mesela, namazına camiye gitseniz camiye gösteriş değil. Adama diyemeyiz ki. Sen niye namaza gidiyorsun, gösteriş için ama gidiyorsun ama vakit namazının dışında zırt pırt giderseniz biraz gösteriş oluyorsa. Yani onun için yani bunu ayırmak lazım. Farz ibadet. Onu evde de kılabilirsiniz. Tabii. Zaten esas Peygamberimizin yaptığı uygulama... farzların haricindekileri genellikle evinde kılmış Peygamberimiz. Evet. Farzları camide kılmış, cemaatle kılmış. Mesela sabah namazının sünnetini Peygamberimiz evinde kılmış, farzına camiye çıkmış. Şimdi o bile bunu yaptığına tabii, göre. Tabii o bize örnek, rehber. Ama biz biraz işin kolayına kaçtığımız için camiye gidiyoruz, işte ne bileyim sünnetleri kılıyoruz. Ha, bu elbette ki herkes aynı kategoriye koymak doğru değil. Önemli olan kalpteki niyettir. Allah kalpleri okuyor. Dolayısıyla kalbimizdeki niyet halis olması lazım. Allah rızası için olması. Bu iftar yemeklerinde buna dikkat etmeliyiz. Çok dikkat hocam? İftar yemeği yoksullara yönelik, ihtiyaç sahiplerine yönelik verilmez mi aslında? İftar yemekleri düzenleniyor. Yine ülkemizin her yerinde, sadece ilçemizi ele almayalım ama bizde de tabii öyle. Efendim geliyor protokol üyeleri, vekiller, vükelalar, bürokratlar bilmem ne, vatandaşa yer kalmıyor. Hoş değil. Esas o yörenin, bölgenin fakir ve fukaraları, sokaklarda efendim evsiz, barksız gezenler, yani onların öncelikli hakkı o. Dolayısıyla yani bürokratların veyahut da üst düzey yöneticilerin gitmiş olması tabii şeyi de gölgelememeli. Yani fakirin o öncelik hakkını. Ha onlar da gitmez mi? Gitsin. Ama orada ama fakirlerle... Sanki onlar için yapılan iftar yemekleri var yani. Öyle yapılıyorsa o amacından uzaklaşmış demektir. Normalde yörenin fakirlerinin faydalanması lazım. Hatta bu konuda bize şöyle bir sual geldi. Dendi ki efendim biz işte fakirlere böyle iftar veriyoruz. Bu fakirlere verdiğimiz iftar yemeğini zekattan düşebilir miyiz şeklinde. Biz dedik ki şimdi buraya fakir olmayan da gelmişse zekat fakire verilir. Evet. Fakir yedirilir, içilir, giydirilir veya ihtiyaçları karşılanır. Fakir değil de zengin de gelebiliyor. Ayrım yapılmıyor. Bazen biz de o fakir fukaranın arasında olmanın zevkini tatmak için bazen bizim de gittiğimiz oluyor. Bir iki sefer ben de gittim. Yani. Sırf o onların arasında olmak. Yani bir ilçe müftüsünü aralarında görsünler. Yani biz de onlardan farksızız. Onlar da bir Allah'ın tabii, kulu. O başka bir konu. Böyle niyetlerle. Bir kişi, iki kişi yani. Hatta biz kaymakam beyle de konuştuk. Beraber bir akşam gidelim. Onların arasında olalım. O havayı biz de tadalım filan şeklinde. Bu şu anlama geliyor. Kendimizde kibir gurur görmeyeceğiz efendim. Makam mevki hep geçicidir. Biz de onlar gibi bir insanız. Allah'ın yarattığı bir insanız. Kimimiz fakir, kimimiz zengin. Dolayısıyla burada Ramazan'da önemli olan
Fakir zenginin kaynaşmasıdır. Fakir olanları da çok deşifre etmemek lazım, evet, değil tabii. mi? Yani işte bakın, siz bu iftar çadırından faydalandığınıza göre siz fakirsiniz. Sonucunu da çıkartmamaları yok, lazım zaten aslında. Öyle bir şey de söz konusu değil benim gördüğüm kadarıyla. Buraya herkes gelebiliyor. Mesela bekar memurlar veyahut da bekar çalışanlar değişik yerlerde. Tek başına kalanlar ben hep evet. öyle gördüm. Geliyorlar. Bu hoş tabii ama amacından sapmaması lazım. Niyet önemli. Niyet önemli. Amacını da taşmaması, dışarıya taşmaması Neydi lazım. Neydi hadis? Ameller niyetlere Ameller göredir. Ameller innemele amalü bin niyet. Evet, Ameller evet. niyetlere göredir. Niyetimiz iyiyse, niyet halisse, niyet hayır, akıbet hayır diyoruz ya. Şimdi bize evet. diyebilirler kalbini yarıp baktınız mı diye ama tabii. yarmadık ama bunlara da dikkat tabii, etmek lazım. Tabii dikkat edilmesi gereken hususlar da var. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Buyurun. Bizim Osmanlı kültüründe bir de şu var. Mesela iftar sofraları, mesela ekonomik durumu iyi olan zenginler çevrede ne kadar fakir fukara varsa onu topluyor. Yani onlara iftar yemeği veriyor ve bir de giriş kapısını açık bırakıyor. Şimdi bizim Diyanet İşleri Başkanlığımız, Diyanet Vakfımızın bir spotu var, televizyonlarda gösteriyor. Çok hoş. Onu da televizyonlarda zaman zaman görebilir dinleyicilerimiz, seyircilerimiz. Kapıyı açık bırakıyor. Kapıyı aralıklı gören dışarıdaki bir fakir açık bulduğu kapıya girer ve doğrudan iftar sofrasına oturur. Yani o hane sahibi bilir ki bu gelen kişi bir garibandır, bir fakirdir veya bir yolcudur. Hemen onu sofrasına buyur eder, iftar sofrasına oturtturur. O kişi de o kapının bilinçli aralıklı bırakıldığını bilir. Ha, o bildiğinden tabii, giriyor ama yoksa her açık kapıdan yok, da girmek hayır, de... öyle değil. Evet. İftar saatine yakın saatte kapı aralıklı bırakılır. Bu bizim kültürümüzde var. Ama şimdi bunu yapamazsınız. Şimdi tabii, iftar saatine kapıyı açık bırakın bakalım içeri. Sadece ihtiyaç sahibi mi girecek? Burada bir mesaj var. Evet. Burada bir mesaj var. Burada bize diyor ki yani fakire fukaraya kapını kapatma. Kapını aç ama etrafındaki insanları unutma. Sadece zengin zengini davet etmiş. Bunun hiçbir kıymeti yok. Lüks efendim otellerde iftar sofrası bunlar hoş değil. 100 küsür bin lira fatura tutuyor iftar. Çok yazık. Yemeği, oysa ki onunla binlerce insan doyurulabilir, aç doyurulabilir. Bizim Diyanet İşleri Başkanlığımızın her yıl belirlediği fidre zaten şu demek. Fidre fakirin sabahlı akşamlı iki öğün asgari düzeyde doyurulabileceği miktardır. 23 lira. Bu sene 23 lira. 23 lira bu sene. Bu ne demektir? Yani bir insan... Az değil mi hocam sabah akşam? Az tabii ama kime göre az? Yani durumu iyi olana göre az gözüküyor. Ama sabahla akşamı toplasanız efendim, geçer 23. Bir de şöyle, fakire bu lokantaya da gidip de kebap yemek anlamında değil veya lüks yemekler yemek anlamında değil. Bir insanın karnını en asgari düzeyde doyuracağı bir miktar. Bir insan neyle doyacak? Asgari yiyeceklere de zam geldi hocam. Her şey pahalaştı. Ya patates, soğan neyse onlara girmeyelim. Şimdi tabii buradan şuraya şu neticeye geleceğiz. Yani bir insanı en asgari seviyede doyurabileceğimiz miktar belirleniyor. Bunun da limitleri, belirli şeyleri var. O konuya girmeyeceğim. Evet. Yani demek istediğimiz şey şu. Lüks iftar sofraları, efendim iftar menüleri yayınlanıyor otellerde vesaire. Bunlar hoş değil. Çevremizdeki... Şimdi bunlara diyorsunuz ki peygamberimiz neyle açmış iftarını diye soruyorsunuz. O zaman da size diyorlar ki peygamberimiz deveye biniyordu. Şimdi deveye mi binelim diye karşılık yok, veriyorlar. Bunlara ne cevap vermek şimdi, lazım? Şimdi peygamberimiz mesela deveye biniyormuş ama devesi çok bakımlı. Şimdi diyor ki o şimdi, çağı başka diyor, bu çağı başka diyor. Biz deveye binsin demiyoruz. Şimdi de mesela peygamberimiz bindiği deveye iyi bakardı. Mesela. Şimdi var diyor, yiyoruz şimdi, diyor. O zaman yokmuş diyor. Ayrı konu ama lükse kaçmadan. Evet. Peygamberimiz dünyalık istemedi. Ama lükse de kaçmaya engel uyarılar yaptı bize. Lükse kaçmayın diyor. İktisatlı olun diyor. Tasarruflu olun.
Ve dolayısıyla açları düşünün, çıplakları düşünün, muhtaçları düşünün diye bize şimdi lüks bir otelde dediğiniz gibi milyarlarca lira para vererek efendim belirli bir kesimi üstelik hiçbir tanesi belki o lüks otellerde iftara gidenler hiçbir tanesi muhtaç değil. Çoğu oruç da tutmuyor belki. Belki oruç da tutmuyor evet. Ama iftara gidiyor. Öyle olacağına bölgedeki, yöredeki fakiri, fukarayı bir yerde toplasa da onlara iftar verse mukayese edilmez. Evet, öbürü oruç tutana iftar vermek de güzel ama lüks oteller anlamına gelmemeli veya lüks bir iftar sofrası anlamına gelmemeli. Allah'ın rızası hangisinde? En mütevazı olanda, fakir fukaraya verilende Allah'ın rızası orada. Yani muhtaca el uzatma, muhtaca dokunma. Yani önemli. Hocam az önce dediniz ya, işte kapı aralanırdı, açık bırakılırdı vesaire. Bugüne tekrar gelecek olursak, bugün bırakın kapıyı açık bırakmayı, çifter çifter kilit takıyoruz kapılara. Memlekette bir ağır mı olacak ne? Dürüstlük, ahlak kalmadı hocam ya. Şimdi kalmadı. Niye böyle olduk biz? Ahlaki yönden biz maalesef zafiyete düştük. Kapı kilidinin anlamı nedir aslında? Allah korkusunun olmaması. Yani. Sahabe-i kiramda kapı kilidi var mıydı? Yoktu. Şimdi o dönemin insanın elbette ki güvenilir, insanlar komşu komşuya güveniyor, insanlar birbirine güveniyor vesaire. Kapı neden kilitlenir? İçeriye kapı dosta karşı derler bizde. Anadolu'da derler ki kapı dosta, kilit dost içindir derler. Düşman için değil. Yani dışarıdan gelen adam zaten bir şekilde şey yapıyor. Yani onu bir şekilde açar. Ama onun da açması söz konusu işte. Yani aynı şeye çıkıyor yani. Ama buradan şuraya gelmek lazım. Biraz önce bahsettiğim yani iftar saatinde kapıyı aralıklı bırakıyor. Belki yanlış anlaşılmasın bu. Bunu günümüze uyarlamak. Ben onun için yani söylemedim. Günümüze uyarlamak oradan açısından. Oradan şeye geleceğim. Toplumda büyük bir yozlaşma söz konusu. Bu sadece Ramazan ayı olduğu için konuşuyor değiliz. Yani 12 ay boyunca geçerli. Efendim türlü suç hangisini sayarsanız sayın bizde, hangisini ele alırsanız bizde. Biz %99'u Müslüman olan bir ülke evet. değil miyiz? Evet. Bakıyorsunuz Müslüman olmayan bir ülkeye, Avrupa'ya, herhangi bir ülkeye bakın. Onları çok övdüğümden, methettiğimden değil ama bakıyorsunuz bu bizde işlenen suçlar orada yok. İşte bir dolandırıcılıktır, üçkağıtçılıktır, kapkaçtır, tecavüzdür. Biz Müslüman ülkeyiz. Niye bu bizde var? Şimdi bu tabii son dönemlerde çoğalmaya başladı. Tabii biz bunun farkındayız. Bu neye bağlamak lazım? Bunun tabii pek çok sebepleri var. Yani ekonomik sebepleri var, ahlaki sebepleri var. Efendim ne bileyim şehirleşmeye doğru bir kayma var. Eskiden mesela nüfusumuzun büyük bir bölümü köylerde, kırsal kesimde yaşarken şimdi köyden kente bir akım var. Sanayileşmenin getirdiği bir sorun bu. Yani şehirleşmenin bu bir iki sebep değil, daha çoğaltmak mümkün ama zaman darlığı sebebiyle bunu böyle özetlemek gerekiyor. Sanayileşmenin getirdiği problemler, sıkıntılar, yani kalabalık nüfuslar içerisinde insanlar zaman zaman geçimde zorlanıyor, sıkıntı. Eskiden mesela köyünde, kasabasında yaşarken bir şekilde o sahipleniliyordu o fakir. Ama şimdi büyük kentlerde insanlar bazen kaybolabiliyor. O fakirin yaptığı hırsızlık. Evet. Karnını doyurabilmek için yaptığı evet. hırsızlık. Evet. Bir de karnı aç olmamasına rağmen de daha, büyük hırsızlıklar yapılıyor. Bu bizim ülkemizde maalesef çok. Başka ülkelere bakınca. Şunu üzülerek ifade etmek gerekirse. Hadi öbürü karnı aç diye çalışıyor. Bir nevi hadi anladık diyelim aç. Öbürü? Ahlaki yozlaşmanın ahlaki olduğu yozlaşma. Bir gerçek. Tabii bu konuda hepimize çok büyük görevler düşüyor. Biz de ne yapabiliriz bu konuda? Bu olumsuz gidişata nasıl dur diyebiliriz? Diyanet İşleri Başkanlığı olarak biz bu konuda değişik platformlarda toplantılar yapılıyor. İl müftüleri, ilçe müftüleri neler, hangi çalışmalar yapılabilir? Onun için değişik çözüm yolları üretmeye çalışıyoruz. Nasıl? Sadece biz cami hizmeti sunmuyoruz. Artık günümüzde Diyanet İşleri Başkanı caminin dışına da hizmet götürmeye başladı. O çok önemli mesela, aslında. Mesela nereler? Öğrenci yurtlarına hizmet götürmeye çalışıyoruz. KYK'lara.
Sonra bu yıllarca ihmal edildi belki de. Cezaevlerinde evet. Bizim görevlilerimiz var. Cezaevleri ıslah evleri gibi düşünülüyor. Oranı belki düşük olabilir, ıslah olan olmayan, ama önemli olan oradaki de bir insandır nihayetinde, suç da işlemiş olsa. O suç işlemiş insanı yanında olmak, ona efendim güzel telkinler yapabilmek belki gelecekte onun ıslahına sebep olacak. Cezaevlerinde varız. Şimdi hastanelerde moral eğitimi veriyor bizim görevlilerimiz. Şimdi 4-6 yaş Kur'an kurslarımız, yani biz artık cami dışında da biz yıllarca cami yapmayı bir şey zannettik. Yani çok büyük ibadet, cami yapmak tamam ama caminin içini dolduracak kişileri yetiştirecek yerler de yapmak lazım. En güzeli ihtiyaç olan yere cami yapmak, ama ihtiyaç fazlası camiye asla müsaade etmemek. Yani bir yerde her adım başında cami yapılması, o da hoş değil. İhtiyaç varsa yapalım. Yaptığımız gibi hem cami yapalım ihtiyaç olduğu yere, ama bir taraftan da camiyi dolduracak insanları hazırlamaya çalışalım. O hazırlayacak yeri yapmak lazım. Hazırlanacak aslında. Yeri. Nerede o zaman hazırlayacağımız yer? Eğitimdir. Mesela eğitim, biz aynı zamanda eğitim de veriyoruz. Yani 4-6 yaş Kur'an kurslarımız var okul öncesi. Sonra okullarda, yatılı okullarda bizim dini rehberlik bürolarımız var. Oralara gidip konferanslar, seminerler veriyoruz. Sonra Kur'an kurslarımız var. Yani 7 yaşından 70 yaşına, belki 80 yaşına kadar her yaştan insanlara, camilerimizde isteyenlere Kur'an eğitimi, din eğitimi vesaire. Bunu daha da geliştirmemiz lazım, yaygınlaştırmamız lazım. Biraz önce dediğiniz gibi toplumun o kanayan yaraları var ya, o yaralara merhem olmak için tabii sadece Diyanet'le bu iş olmaz. Bütün kurumlar, kuruluşlar yani bu konuda biraz önce bahsettiğiniz gibi o ahlaki yozlaşmayı engellemek için herkesin seferber olması lazım. Çok geç kaldık ama. Bugün başlasak kalmadık, bir neslin yetişmesi için gene bir 15-20 sene lazım. Zararı neresinden dönersek kar başlar. Şimdiden bu faaliyetler zaten yapılıyor. Daha çok yapılması lazım. Ben kurum olarak, Diyanet olarak büyük vebal altında olduğumuzu açıkça söyleyebilirim. Ve biz elimizden geldiği kadar ulaşabildiğimiz yerlere ulaşmaya çalışıyoruz. İmkanlar nispetinde. Ama tabii biraz önce dediğim gibi kolektif çalışmamız gerekiyor, organize çalışmamız gerekiyor ve özellikle de başta anne babalara çok büyük görev düşünüyor, çocuklarını iyi yetiştirmeleri anne lazım. Anne baba kendisi yetişmemiş ki. Yani o zaman eğer yetişmediyse o zaman onu ikinci yapacağız? Olarak okula, okullarda milli eğitime çok önemli bir öğretmen tam yetişmemiş, anne baba tam yetişmemiş, i̇şte bu çocuğu kim yetiştirecek bu hocam? Bu eksiklerimizi anne baba anne baba değil, öğretmen öğretmen değil. O zaman illa birisi sorumluluk alacak. Yani anne baba yetişmemişse okul. Okul tam eğitim veremiyorsa efendim misal başka bir kurum, Diyanet İşleri Başkanlığı veya bir başka kurum. Herkes bu sorunlu alanlara eğilmemiz lazım. Çünkü nihayetinde biz güzel bir ülkede yaşıyoruz. 82 milyonluk bir ülkede efendim güzel insanlar. Evet, toplumun içerisinde bu biraz önce bahsettiğiniz olumsuzlukları görmek bizi üzüyor. Artış, işte artış olması bizi üzüyor. Oranda artış var ama şunu da belirtmek gerekir ki tabii toplumun büyük bir kesimi bunun dışındadır. Onu tabii, kabul etmek lazım. Ama işte o artış dediğimiz gibi yok. Şimdi dillendirmesi bile insanı sinir ediyor. Yok evet, çocuk evet, tecavüzleri, yok yani, şu bu. Bunlar eskiden vardı da haberlerde mi sevilmiyordu, biz mi bilmiyorduk? Şey. Yoksa şimdi mi ortaya çıkarılır oldu kasıtlı Hayır, olarak? Hayır, aslında çoğu şeyler önceden de vardı da tabii iletişim araçları bu kadar yaygın değildi. Şimdi dünyanın öbür ucunda bir hadise oluyor. Hemen anında biz ondan haberdar oluyoruz. Veya ülkemizin bir köşesinde bir olumsuzluk yaşanıyor. Hemen anında haberdar oluyoruz. Bunlar tabii sadece günümüzün sorunları değil. Eskiden de vardı bu sorunlar. Yani yaşanıyordu. Belki bu kadar da değildi ama. Bu kadar da değildi. Ama tabii ülkemizin nüfusu tabii şimdi 82 milyon, belki 10 sene sonra 100 milyon olacak. Bir de nüfus artışına paralel olarak da bunlar artıyor. 78 artı 4, 82 yani, evet. İnşallah iyi olsun, iyi bakalım, iyi görelim, iyi tarafından bakalım. Geçen sene Ramazan ayında Bergama'da alkollü içki satışı sadece %20 azalmış. Bu yılki verileri daha bilmiyoruz, daha Ramazan bitmediği için. Evet. Onda da pek güzel. Artış olmuyor. Şunu söyleyebilirim, Ramazan'da suç işleme oranı... Gerçi adam içer bir şey diyemiyor, Allah'la kendi arasında da. Şöyle bir şey,
Suç işleme oranları da çok düşüyor Ramazan'da. Bunu bana daha önce görev yaptığım yerde bir savcı söylemişti. Hocam demişti, Ramazan'da biz rahat ediyoruz. Neden savcım demiştim? Çünkü dedi, Ramazan'da suç işleme oranı düşüyor. Neden? Ramazan gibi böyle güzel bir ay. Yani insanlar oruç tutuyor veya tutmasa bile en azından suç işlemekten ar ediyor şeklinde. Şimdi sizin verdiğiniz istatistikte %20'de olsa bir azalma var. Bu güzel, iyiye işaret yani. Bu iyiye işaret. 80 de büyük rakam hocam ama. Ya olsun. Yani insanlar tabii tercihleri kendilerine. Tabii tabii. Yani ister yüzde isterse yüzde yüz olur. Bizim onlara da dokunmamız gerekiyor. Onlara da el uzatmamız gerekiyor. Allah kurtarsın diyorum kötü alışkanlıkları olanlarda. Hocam oruç tutuyor vatandaş. Sahurda yiyor. Öğlen de birkaç saatte ikindiye doğru kalkıyor. 2-3 saat sonra zaten akşam ezanı okunuyor. Nedir bunun şeyi, yani, sevabı? Birisi sorar mısın bunu demişti. Orucu uykuya tutturuyor şeklinde. Şimdi şöyle bir şey, şöyle söylerim. Orucu oruçtur ama oruç tutmak sadece uykuyla geçirilecek şeklindeki bir algı geçirilmemesi gerekir. Neden? Bizim güncel hayatımıza, günlük hayatımıza devam etmemiz lazım. Çalışmalarımızı devam ettirmemiz lazım. Yani her şeyin fazlası zarar. Uykunun da fazlası zarar. Yani birkaç saatlik, 5-6 saatlik uyku kişiye göre yeterli. Yani gençse biraz daha fazla ihtiyacı olabilir. O kadar uyku hasta eder insanı. Yani dolayısıyla bu doğru değil. Onun haricinde günlük işlerini aksatmaması lazım. En mantıklı olan budur. Hocam son bir soru sorayım, ondan sonra toparlayalım. Bergama'da hiç burayı ele alalım, burada yaşadığımız için. Ezan okunuyor ya hani, bu ezan okuyan müezzinler hiç bu işin tedrisatından geçmiyor mu, eğitiminden geçmiyor mu? Bazıları var ki, tabii iyi okuyanları tenzih ederim ama ezanı yani öyle bir hale getiriyor ki çekilmeyecek yerleri çekiyor, mana bozuluyor belki de. Öyle bir hale getiriyor ki yani çok kötü hale getiriyor ezanı. Bunlar bir dersten geçmiyor mu? Evet, şöyle cevap vereyim. Normalde müezzinlerimizi biz zaman zaman ezan kursunu alıyoruz. Makam bilen, efendim, ezan okuma tekniklerini bilen, dini musikide böyle az çok bilgi sahibi insanları çağırarak bunlara ders verdiriyoruz. Ama bu sadece belki müezzinleri veyahut da sesi uygun olanları kapsıyor. Şimdi hani deriz ya, ses Allah vergisi. Şimdi bütün bizim her camimizde... Ses iyi olmayabilir ama bari şeyine riayet etsin. Şimdi şöyle bir şey... Aslına riayet etsin. Her camimizde... O kadar çok uzatmak, evet, elzem değil ki. Yok. Uzatmasın. Sade çok olanı uzatıyorlar. Da yani ezanı çok böyle aşırı teganniye kaçmak... Teganni yapıyor. Yani. Aşırı teganniye kaçmak da doğru değil, mantıklı, evet, değil. Dinen de doğru değil. Şimdi seçmede biz bazen yetersiz kalıyoruz. Eleman bulmada mesela sıkıntımız var. Yani bir camide mesela en az iki görevli olması lazım. Birisi imam, birisi müezzin. Ama şu anda bizim Bergama için konuşacak olursak, Bergama'da 35 camimiz var. Sadece 17'sinde, yani yarısında çift görevlimiz var. Merkezde değil mi? Merkezde. Evet. Yarısında tek görevlimiz var. Şimdi o tek görevli hem imamlık yapıyor hem müezzinlik yapıyor. Şimdi müezzin alımlarında daha ziyade sese biraz daha önem veriliyor ezan okuyacak. Ama imam alımında da o sesi öne çıkardığımız zaman bu sefer eleman bulmada zorluk çekiyoruz. Dolayısıyla bunu nasıl çözmemiz lazım? Biraz önce dediğiniz gibi sesi iyi olmayabilir ama ona o mevcut sesiyle nasıl en iyisini okuyabilir? İyisini okuyabilir. Manayı bozmadan. Manayı bozmayacak. Çekilmeyecek yeri çekiyor hocam. Bir de dışarıdan dinleyen kişi yani o ezandan zevk almalı. Yani bunu ben kabul ediyorum. Bazen öyle ezan okuyanlarımız var ki biz bile zor tahammül ediyoruz. Yani şimdi onu... örnek vereyim. Aleyk diyor ya. Evet. Burada Y'yi istediğin kadar uzat. Ama burada aleyk diyor. Yani, gitti. Mana bozuldu. Yani manadan ziyade yani o kim da bilir ne manaya geliyor. Yani hoş okuduğu şeyin de manası değil, bozuluyor. Bu tabii okuyanın bunu bilmesi lazım. Şöyle bir şey, bir zamanlar hani bu biz ona bad ses diyoruz. Hoş olmayan ses anlamında
Öyle ezan okuyanlar tabii olduğu için bu bir gerçek var. Yani Bergama'da da var, başka yerde de var, her yerde var. Yani merkezi ezan sistemi diye bir şey çıkarıldı daha önceden. Yani sesi güzel müezzinler. Ama da şehir ruhuna aykırı yani. Evet. Dünyanın her yerinde her an okunacak ya. Oraya geleceğim. Şimdi o da büyük tepkiler topladı. İşte bu sefer tek merkezden ezan okunduğu için eleştiriler bayağı ileri boyutlara geldi. Diyanet İşleri Başkanı bu sefer dedi ki herkes kendi camiinde ezan okuyacak. Efendim sesi uygun olmayanlar efendim mümkün mertebe eğitimden geçirilecek. Şimdi biz bunu daha önce defalarca yaptık. Sesi olmayan bir kişiyi biz kursa aldık. Hiçbir şey değişmedi. Sadece ona belki ne yaptık? Rütuşlar yaptık. Belki işte şurada uzatma dedik. Burada böyle çok teganneyi yapma onu dedik. Onu öğrendin mi bari? Onu yani işte rütuşlar oldu. Bu kadar yani. İmkanlar buna müsait şu anda. Yapacak fazla bir şeyimiz yok. Hocam çok teşekkür ediyorum ben programımıza teşekkür konuk ederim. Olduğunuz için. Zaman zaman böyle öyle güler yüzlü yüzünüz sizi. Hep gülsün inşallah. Çok teşekkür öyle, ediyorum. Hoş bir program oldu. Ramazan'ın bu 8. gününde tarihte düşelim burada yayınımızda. Güzel şeyler anlattığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli dinleyiciler, izleyiciler, Bergama İlçe Müftüsü Sayın Hayrullah Yavuz ile sohbet ettik. Ramazan hakkında ve bazı konularda sohbet ettik. Sorularımız oldu. Kendisi de yanıtladı. Çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak umuduyla. Hoşçakalın. Egede Son Ses.com